bu büyüme verilerinde aslında bugün dün ya da bugün Dünya Gazetesi'nde İsmet Özkul da yazdı bu konuyu. %11 büyüyorsa bu kime büyüyor? Hani biz diyoruz ki bu burada gerçek büyüme farklı bir rakam. Ancak yine de bir büyüme var, evet. Bu büyümeden toplumsal kesimler nasıl pay aldı diye bir hesaplama yapmış Dünya Gazetesi'ndeki yazısında. Orada çok net görülen şu: bir yılda 2016'nın 3. çeyreğinden 2017'nin 3. çeyreğine kadar emeğin milli gelirden aldığı pay %7 oranında düşmüş durumda. Bu muazzam bir düşüş. Aynı şekilde sermayenin aldığı pay, sermaye faiz ve rant geliri olanların aldığı pay artmış durumda. Bu tabii Piketty'nin verisinde de, daha doğrusu Piketty ve ekibinin topladığı ve uzun süredir yapılan bir araştırmanın sonucu olarak açıklandı bu veri. Orada da net görünüyor. Nüfusun %1'i, yani bir avuç seçkin, bir avuç azınlık milli gelirden şu anda %23 civarında pay alıyor. Bunun dışında %50, yani geri kalan toplumun en alt %50 kesiminin aldığı pay %14 civarında. Hatta meslektaşım Ali Rıza Güngen veriler üzerinde biraz çalışmış. Onun paylaştığı bir grafik vardı. Orada gösterdiği de şu: en üstteki %1'in en alttaki %10'a oranı 23 kat. Yani toplumun %1'i en alttaki %10'undan 23 kat daha fazla gelire sahip. Bu tabii çok net bir rakam. Yani şeyi rezervini koyalım. Bu Piketty'nin ve ekibinin çalıştığı metodoloji yapmaya müsait. Yani spesifik olarak verdikleri rakamlarda bir oynama payı olabilir, ama trendi bu tartışma konusu değil. Trend açık olarak görülüyor. Bu tabii dünyada da yaşanan bir trend. Özellikle 2008 krizi sonrasında krizden çıkmak için uygulanan politikalar ana akım neoliberal politika çerçevesinin dışına çıkmadı. Bu da zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul hale gelmesine neden oldu. Bütün dünyada da gelişen bir trend bu. İzlediğimiz bir trend. Türkiye'de de bu yaşanıyor. Türkiye'de de AKP'nin ekonomi politikaları bir avuç azınlığı mutlu eder şekilde. Özellikle son yıllarda bu daha da derinleşmiş durumda. Bunun nedenlerini hani grafikte 90'lı yıllardan beri bir farklılaşma var. 2006-2007'de bir değişim var trendde. Ondan sonra 2013'ten sonra bir diğer değişim var. Bunu yorumlamak biraz zaman gerekir. Hani henüz yeni yayınlandı veri. Üzerinde düşünmek gerekir. Ama biz eğilime baktığımızda bu ekonomi politikalarının Türkiye toplumuna refah, huzur ve esenlik vaat etmediğini görüyoruz.